Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kozalak mantısı yapacağız. Bunun için 2 adet yufkam vardı. Onları ben üçgen üçgen kestim. Sizin fazla zamanınızı almamak için 10 santim uzunluğunda olsun burası. Çok büyüğü hoş olmuyor. Yerken tek lokmalık olsun isteriz. Ve yoğurdumuz var üzerine kullanmak için. 1 adet orta boy soğanımız var. Yarım çay bardağından biraz fazla ayçiçek yağımız var. 200 gram kadar orta yağlı kıymamız var. 1 tatlı kaşığı biber salçam, 1 tatlı kaşığı domates salçam var. Karabiberim var, kimyonum var. Tuz kullanmıyorum ben. Salçalarım tuzlu çünkü. Şimdi yapımına geçiyoruz. Çok basit, çok pratik, çok da lezzetli. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi yardım alacağım. Şöyle biraz suyum ve pipetim var. Bunları şöyle biraz ileri koyalım. Evet. Şimdi pipetimizin ucunu şöyle kalın yerinden doğru tutuyoruz ve sarıyoruz. Çok basit, çok pratik. Siz normal bir şekilde de sarabilirsiniz. Evde pipetiniz bulunmasa. Ve son uç kısmı da şöyle hafif suyla batırıyoruz. Suya batırıyoruz. Daha sonra da çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle biraz fazla sıkmışım. Gevşek tutarsanız ilk başını daha iyi olur. Ben bayağı sıkmışım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kozalaklar yapacağız. Yani minik minik sigara börekleri diyebiliriz. Şöyle. Çok güzel. Çok da zevkli oluyor yapması. Çocuklar da çok severek yiyor bunu. Normal mantıdan daha çok seviyorlar kızartma lezzeti olduğu için. Gördüğünüz gibi şöyle çok basit bir şekilde çıkarabilirsiniz. Hepsini yufkalarımızın böyle yapacağız. Çok bereketli 2 yufkadan bir sürü kozalağımız çıkacak. Evet arkadaşlar ocağımızın altını açtık. Öncelikle ayçiçek yağımız vardı. Onu koyuyoruz. Hemen akabinde soğanları ve kıymayı ikisini bir arada koyabiliriz. Kıymamız vardı. Onu da koyuyoruz hemen. Bunu biraz kavuracağız. Daha sonra salça ve baharatlarını ilave edeceğiz. Evet, kıymamız kızardı. Şimdi salçamız vardı. 1 tatlı kaşığı biber salçamız, 1 tatlı kaşığı da domates salçamız vardı. Onu da koyuyoruz. Şöyle bir karıştıracağız. 1-2 dakika salça kokusu gidinceye kadar. Daha sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Kimyon ve karabiberimizi. Yüksek ateşte pişiriyoruz. Kıymamızın suyunu salmaması için. Evet, şöyle bir karıştırdık. Bu kadar yeterlidir. Şimdi çok az bir kimyonum var. Çok az bir de karabiberim var. Çay kaşığının 1/4 kadar. Siz fazla seviyorsanız tabii daha fazla kullanabilirsiniz. Farklı baharatlar da ilave edebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Evet, şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve kozalaklarımızı kızartmaya geçeceğiz. Bol yağda kozalaklarımızı kızartacağız. Evet, ocağımızı yağımızı koydum ve ısındı. Şimdi yufkalarımızı koyuyoruz. Hafif pembeleşinceye kadar birkaç dakikada olacaktır. Kızartacağız hepsini de. Evet, bu kadar yeterli. Ne kadar az koyarsak o kadar çabuk pişecektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kozalaklarımızı da kızarttık. 2-3 dakikada arkalı önlü anında kızarıyorlar. Şimdi servise geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi servise sunuma geçiyoruz. Kozalaklarımızı sıraladık. Gördüğünüz gibi kıymamız vardı kavurduğumuz. Onu koyuyoruz. Güzelce. Bunu tek kişilik tabaklara da hazırlayabilirsiniz. Böyle ortaya büyükçe bir tabağa da hazırlayabilirsiniz. Servis şekli size kalmış tabii ki.
Bolca kıymamızı yayalım. 200 gram kadar kıyma kullandık. Şimdi üzerine yoğurdumuzdan koyacağız. Şimdi de yoğurdumuz var burada. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Ben birazcık da kırmızı toz biber yağda kızdırdım. Onu koyuyorum. Siz tabi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok az bir sıvı yağla kırmızı toz biberi kızdırdım. Şöyle biraz onda serpiştiriyoruz. Birkaç yaprak da maydanoz. Gördüğünüz gibi şöyle süsleyebilirsiniz. Evet, kozalak mantımız hazır. Afiyet olsun. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.